Yüce Allah, Allah'ın izniyle onları tamamen bozdular. Davud Calut'u öldürdü ve Allah kendisine hükümdarlık ve hikmet, peygamberlik verdi ve ona dilediği şeylerden de öğretti. Eğer Allah'ın insanları birbiriyle savması olmasaydı, yeryüzünü mutlaka bozulur giderlerdi, yani bozarlardı. Fakat Allah bütün alemlere karşı büyük bir lütuf sahibidir. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onlar sana hakkıyla okuyoruz. Şüphesiz ki sen o gönderilen Resullerdensin buyuruldu. Sevgili dostlarım, Talut, Calut olayı, Davud aleyhisselam olayı ve bir nehirle o günkü Müslümanların bir imtihandan geçirme olayı. Bunlar ibret alınacak büyük derslerdendir. Ümmeti Muhammed her ortamda ve bütün insanlık imtihandan geçmektedir. Buradaki imtihan içlerinde bir peygamberin, başlarında o peygamberin işaret ettiği bir hükümdarın, sözlerine itaat eden ve etmeyen bir grup var. İtaat edenler imtihanı kazandılar, ırmaktan geçtiler. İşte itaat etmeyenler döküldüler kaldılar sapır sapır. İmtihanı kazanan bir avuç Müslüman ordu ve asker dev gibi düşman ordusunu yendi. Çünkü inananlarla Allah her zaman beraber olmuştur, ebedi vadi süphanisi vardır. İnananlarla beraberdir. تِلْكَ الرُّسُلُ فَتَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيْسَ بِنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَغْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. O işaret olunan Resuller yok mu? Biz onların bazısını bazısından üstün kıldık. İşlerinden kimi var ki Allah kendisiyle konuştu. Bazısını da derecelerle daha yükseklere çıkardı. Biz Meryem oğlu İsa'ya da o delilleri verdik ve kendisini Ruhul Kudüs Cebrail ile kuvvetlendirdik. Eğer Allah dileseydi bunların arkasındaki ümmetler kendilerine o deliller geldikten sonra birbirlerinin kanına giremezlerdi. Fakat ihtilafa düştüler. Kimi iman etti, kimi inkar etti. Yine Allah dileseydi birbirlerinin kanına girmezlerdi. Fakat Allah dilediğini yapar. Kıymetli ve muhterem efendiler, burada peygamberlerin durumundan bahsediyor. Derecelerle kat kat yükseltilen peygamber, derecelerin peygamberi Hazreti Muhammed'dir. Kelimullah Hazreti Musa'dır. Orada Meryem oğlu İsa'nın da Ruhul Kudüs Cebrail ile kuvvetlendirildiği, desteklendiği söylenmektedir. Bunun için Ülülazım peygamberlerinin başında bütün derecelerin tamamını
Cenab-ı Hak tarafından verilmiş, lütfedilmiş peygamber Hazreti Muhammed ve İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Nuh aleyhisselam. Bunlar ülül azm peygamberlerdir. Her peygamber büyüktür ama en daha büyükleri bunlardır. Bunların da en büyüğü, hepsinin imamı Sultan-ı Enbiya, Resul-ü Kibriya, Şefi-i Ruz-ü Ceza, Makam-ı Mahmud'un sahibi Hazreti Muhammed'dir. Aleyhissalatü vesselam. Onun için her peygamber Allah katında büyük peygamberlik mertebesi vardır. Ama bu mertebelerin de tabii ki kat kat birbirinden üstün olanları bulunmaktadır. Cenab-ı Hak bunu da duyurduktan sonra buyurdular ki, ya eyyühellezina amenu, ey iman edenler, enfigu mimma razaknakum min qabli en yetiye yevmün la bey'un fihi ve la hulletun ve la şefa vel kafirune humuz zalimun. Kendisine hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin bulunmadığı bir gün gelmeden önce, ey iman edenler, size verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcayın. Hayrınızı, hasenatınızı tam yapın. Farzlardan, vaciplerden bir borcunuz kalmasın. Zekatlarınızı, fıtralarınızı, hayır hasenatlarınızı tam yapın. Kafirlere gelince onlar zalimlerdir buyurdular. Şimdi de hepinizin bildiği Ayetel Kürsi'ye gelmiş bulunmaktayız. Allahu la ilahe illa hu el hayyul kayyum. La te'huzhu sinetun ve la nevm. Lehu ma fis semavati ve ma fil ardu. Men zellezi yeşfe'u andehu illa bi izni. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfehum. Ve la yuhibbune bi şeyin min ilmihi illa bima şa'a. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ لَا اِكْرَهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Zatında, sıfatında, efalinde bir olan Allah vardır. Her şeyinde birdir. O daima diridir, haydır. Bütün varlığın idaresini yürüten kayyumdur. Onu ne gaflet basar ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise O'nun dilediği kadarından başka İlminden hiçbir şeyi kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Onların her ikisini de görüp gözetmek ona hiçbir ağırlık vermez. O çok yücedir, eşsiz büyüktür, çok büyüktür, en büyüktür, ondan başka büyük yoktur. Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan ayırt edilmiştir. Artık her kim
tağutu inkar edip Allah'a iman ederse, Allah'a inanırsa sağlam bir kulpa yapışmıştır. O hiçbir zaman kopmaz. Allah her şeyi işitir ve bilir. İşiten o, işitenlere işittiren de o. Bilen o, bilgiyi veren de o. Onun için kıymetli ve muhterem efendiler, Ayetel Kürsü'nün ayetlerinin keşfi üzerinde biraz durmaya çalışalım. Ve yüce ayetlerin hayat veren manasını ruhlara, nefislere ulaştırmaya gayret edelim. İşte şanlı Kur'an'ın nur saçan, hayat veren manası kalplere ulaştığı zaman, nefisleri kuşattığı zaman, işte hayat, mutluluk, Allah'a itaat, imanla ilim birleşince, hayat veren mutlu bir yaşantı ortaya çıkmaktadır. Bunun için ilahi ihsan, ilahi bağış, nice uçsuz bucaksız lütuflar murad olan Hazreti Muhammed'e verilmiş ve diğer peygamberlere de dereceler verilmiştir. Alemlere rahmet Hazreti Muhammed'dir. Ve ma ersennâke illâ rahmeten lil âlemin. Gâbe gavseyn ev ednâ makamına. Yedi kat gökleri aşan, sidreyi de aşan, miraca çıkan tek peygamberdir. Miracın sahibidir. Kabe Gavseyn'in ve ev edina ondan da yakın olan bir dereceye ulaşmıştır. Allah'a yakınlık derecesidir. Makamı Mahmud ona verilmiştir. Makamı Mahmud'a yükseltilmiştir. Kim yükseltmiştir? Hazreti Muhammed murat bir peygamberdir. Allah'ın Habibidir. Habibini Yüce Allah kendi yükseltmiştir. Musa Kelimullah'tır. İsa aleyhisselamların İsa da ruhullah, bir yanağına vurana öbürünü de çevir diyen peygamber de İsa aleyhisselamdır. Beşikte konuşması, ölülerin dirilip dirilmesi konuşması, diriltilmesi, körü iyileştirmesi gibi Cenab-ı Hakk'ın her peygambere bir mucize vermiştir. Mucizeleri tabii ki halk eden Allah'ın kendisidir. Peygamberler bir şey yaratmazlar. Onların şahsında mucizeyi Cenab-ı Hak yaratır ve ortaya çıkarır. Bunlar da savaş yasaktı. Yani İsa aleyhisselamın şeriatında savaş yasaktı. İsa aleyhisselam öyle der. Bir yanağına bir tokat birisi vurursa, öbürünü de çevir, sen ona sakın vurma demiştir İsa aleyhisselam. Ama dikkat edin, İsa'nın yolunda olduğunu söyleyenler tarihler boyunca haçlı seferlerini düzenleyip milyonlarca insanların kanını akıtanlar bunlardır. Kim olursa olsun peygamberinin şeriatının yolundan saptığı zaman, ki bugün bütün dünyanın şeriatı Hazreti Muhammed'in ortaya koyduğu, Yüce Allah'ın inzal eylediği İslam dininin kurallarıdır, hükümleridir.
Bunları kim kabul etmez, bunun aksisini savunursa, ne yaparsa yapsın, o zihniyetin başı beladan kurtulmaz. Dikkat edin, bunlar hala savaşıyor, gökten bombalar yağdırıyor, kitleler halinde insanlar hala öldürülüyor. Bunlar hala İsa'ya inandıklarını söylüyorlar. İsa ile İncil'le bunların hiç alakası yok. Birbirinin kanına giriyorlar. Daha şurada yakın tarihe kadar birbirini boğazlayan bunlar, şimdi de İslam aleminin tepesine bomba yağdırıyorlar. Cihat, bunların anladığı şekilde bir cihat değildir. Allah'ın hükümranlığının aleme hakim olması için yapılır cihat. Tağutların, zalimlerin, insanlığın kanını emenlerin elinden dünyayı kurtarmaktır. İlahi hakimiyet ve ilahi adalettir. Cihat, hakkın emrini galip kılmak, tevhide, genel barışa aykırı ihtilaflara, tecavüzlere karşı hakkın hakimiyetini sağlamaktır. Savunma, karşı koyma gücünü hazırla. Müslümanların daima güçlü, caydırıcı büyük bir güce sahip olmasını Yüce Allah emreder. Bunun için işte Talut-Calut olayında gördük ve diğer ayetlerde görerek geldik, görerek gidiyoruz. Cihat, hakkın emrini galip kılmak, tevhide, genel barışa aykırı ihtilaflara, tecavüzlere karşı hakkın hakimiyetini sağlamaktır. Savunma, karşı koyma gücünü hazırla diyor Cenab-ı Hak. Karşı koyacak caydırıcı gücün olsun daima diyor. Ve karşı koyacak gücün olsun, bunun hazırlığını yap. Güçlü bir milli savunman olsun diyor. Bu insanlığın barışı, kardeşliği için, ilahi adaletin tecellisi içindir. Zalimlere kafir demeyen Allah'a hamdolsun. Bakın, burada bir konuya dikkatli çekilmektedir. Her kafir zalimdir. Ama her zalim ise kafir olmayabilir. Çünkü her kafir zalimdir, küfründen ve zulmünden dolayı. Ama nice zalimler vardır ki inandığını söyler, Müslüman olduğunu söyler ama zulmederler. Bunlar da amelde büyük günah sahipleri ve cinayet işleyen, büyük günahı işleyen kişilerdir ki, şimdi bir insan inkar etmedikçe büyük günahlarla kişi kafir olmaz ama zalim olur, cehennemi boylar. Günahlarının miktarınca neyi gerektiriyorsa hangi cezayı, o kadar cehennemde yanar. Ama kafirle buradan kafir olmayan arasındaki günahkarların farkı, birinin imanı var, büyük günahları da var. Birinin küfrü var, imanı yok. İmanı olmayanlara kafir deniyor. Büyük günahkarlar da zalim sınıfındadır. Eğer inkarları yoksa, imanları varsa. Bunun için her zalim ise zulmüne göre incelenir. İtikadi ve ameli yönlerine bakılır. Zekatı terk eden
yerine kafir kelimesi sertlik, tehdit için mesela kim hac etmezse yerine kim kafir olursa lafzı, bunlar Kur'an-ı Kerim'de böyle geçmiştir. Zekatını vermeyen müşriklere yazıklar olsun. Bak. Zekatını vermeyen müşriklere yazıklar olsun. Fussilet suresi 6 ve 7. ayetlerde olduğu gibi. Şimdi burada bu ayetlerin keşfini yaparken tevilini de iyi bilmek gerekiyor. Tevili mesela burada ne diyor? Zekatı terk eden yerine kafir kelimesinin kullanılması, zekatın farziyetini kabul etmezse, çünkü Kur'an-ı Kerim'de açık ayetler zekatı emreder. İşte o açık ayetlerin hükmünü inkar ettiği zaman, zekat yoktur dediği zaman kafir olur. Sonra haccı emreden kesin ayetler var. Hac yoktur dediği zaman, haccı kabul etmediği zaman da kafir olur. Ayetlerin tevil edilebilme durumu ehli sünnete göre böyle olmuştur. Bunun için kime kafir derse Kur'an-ı Kerim, onu Kur'an-ı Kerim'i iyi bilerek onu söylemek lazım. Kur'an-ı Kerim'in, ehli sünnetin, ilmi kelam alimlerimizin bu konuda muhteşem bir incelemesi, bunların gerçekleri ortaya koyması, prensipleri ortadadır. Bunun için rastgele herkese kafir denemez. Kafir bellidir. İlahi emir ve kanunları, onun nizam ve intizamını kabul etmeyenlerdir. Ama zalimlere gelince, bunlar kabul ettiklerini söylerler ama kafirin yaptığını da yaparlar. Bunlar amelde kafir ama itikatta mümin olabilirler. İçlerinde inandıkları halde inançlarının gereğini yerine getirmeyen zalimler olabilir. Tüm peygamberlerin dinleri birdir. Risaletleri birdir. Dereceleri farklıdır. Bunu da bilmemizde fayda var. Tüm peygamberlerin dinleri birdir. Hepsinin dini İslam dinidir. Hepsi İslam dini üzere görevlendirilmişlerdir. Resuller zaman ve şartların değişmesiyle şeriatları Allah Resullerle yenilemiştir. Nebilerle de Resulleri desteklemiştir. Dereceleri peygamberlerin farklıdır. Şartları, çağları farklı olduğu zaman Resuller yeni şeriatla gelmişlerdir. Ve eskiyi yenilemişlerdir. Hazreti Muhammed'in şeriatı bütün geçmişin tamamını yenilemiştir ve yepyenidir. Çağlar eskir, dünya eskir, her şey eskir. İslam yepyeni, eskimeyen yüce değerleriyle devam eder. Hayat vermeye ebedi yülebet devam eder. İslam hayat veren dindir. Hayat alan batıl zihniyete karşı, hayatı mahveden batıla karşı da hayatı koruyandır. Bunu bilmek için iman lazım. Kur'an'ın nur deryasında, mana deryasında şöyle gidip o deryanın meşrubatından, o deryanın şifa veren menbaalarından bol bol içmek lazım.
ve anetil vücuhu lil hayyil gayyum ve kad khabe men hamele zulma. Tüm yüzler, insanlar eğilip boyun bükmüştür. Diri ve her şeye hakim olan için. Zulüm yüklenen ise en perişan olan işte onlardır. Zulüm yüklenenler ise perişandır. Hem de en perişan olanlardır. Zalimlerin durumu çok kötüdür. Kafir ne kadar kötüyse zalim de kötüdür. Burada ismi azamlardan da yine bahsedelim. Yeri gelmişleyin. Bu Ayetel Kürsü'nün ismi azam olduğu söylenmektedir. Ahmet bin Hanbel ve İbni Kesir'in rivayetleri vardır. Aynı zamanda İmran suresinin birinci ve ikinci ayetleri de İsmi Azam diye rivayet edilmiştir. Taha suresinin 111. ayeti de İsmi Azam olarak şimdiki okuduğum ayet oydu. Bu da İsmi Azam rivayeti vardır. Allah-u Teala'nın her ismi yücedir ve ismi azamdır ama birbirinden yüce isimleri bulunmaktadır. Bu konuda El-Hayy ismi kamil hayat sahibidir. Asil hayatın sahibi Allah'tır. Başka bütün hayatları veren O'dur. Hayatın sahibi O'dur. Bütün mahluka eğer hayat veriyorsa O veriyor, başkası değil. Demek ki hayat sahibi El-Hayy olan Allah'tır. Hayatı veren de O'dur. İslam hayat veren dindir çünkü Allah'ın kurduğu düzendir. El-Kayyum ismi de biliyorsunuz bu iki isim bir arada gelir genelde. El-Hayyul Kayyum'da El-Kayyum ismi de her an tüm her şeyi var eden, kainatı, alemleri, vacibül vücut olan, tüm işleri yürüten, yöneten, zati ile kaim, her şeyi ayakta tutan, ilahi varlığı zatının gereği olandır. Onun varlığı zatının gereğidir. Zati ile kaimdir. Her şeyi ayakta tutan odur. Yani El-Kayyum'dur. İşleri yürüten odur. Yöneten odur. Var eden odur, vacibül vücut olan odur. Varlığı da zatının gereğidir. Kıyamda her şeyin fani olduğu görülür. Çünkü her şeyi yaratan ve ayakta tutan o olunca ondan başka her şey fanidir. Bir tek Allah bakidir. Felsefelerin yanlışlığı da, bazı felsefelerin yanlışlığı da kainatın kudumuna inanan felsefeler vardır. Bunlar naturisttirler. Bunlar da yanılmışlar, sapmışlardır. O da büyük şirklerden biridir. Tabiatı ilahlaştırmışlardır. Tabiatı ve bütün kanunlarını yaratan, idare eden, bütün kainatı, galaksileri, yıldızları, bütün sistemleri,
gökleri, arşı kürsüyü yaratıp idare eden, ayakta tutan Allah'ın kendisidir. Allah zatıyla kaimdir. Ne arşa, ne kürsüye, ne göklere, ne yere, ne başkasına ihtiyacı yoktur. Her şey ona muhtaçtır. Bu inanç, işte Allah'ın isimlerinde hakkı anlatan mana ile ortaya çıkmış bu İslam'ın inancıdır. Böyle bir inanç sadece Müslümanlarda vardır. Ötekiler ya mahlukatı ilahlaştırmışlar, yaratıkları, ya Ali'yi, Veli'yi, İsa'yı, Musa'yı veya bir başkasını ilahlaştırmışlardır. Allah'ı bilmeyenler birilerini ilahlaştırır, taparlar. İşte şu anda dünyada, geçmişte de böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle. Allah'ın emrinde olmayan, Allah'ı yüce sıfatlarıyla tanımayan, kanunlarını ve hükümranlığını, onun kurduğu düzeni tanımayan, başkalarının önünde eğilip de Allah'ın huzurunda eğilemeyen zihniyetlerin tamamına bir bakın. Bunların tanrısı kim? Çok kıymetli efendiler, işte İslam'ın yeryüzüne kurtarıcı olarak gelmesinin birinci hikmeti, kalplerdeki putları kırmak, ruhlardaki putları kırmak, beyindeki, zihindeki tabuları kaldırmak, yaratanı tanıtmak, yaratana kul olmayı öğretmektir. Bunun dersini vermektir. Hayat veren dersler burada var, buradan başlar. İman olmadan bir kalpte, o kalp hayat bulmaz. Gerçek iman olacak. Allah-u Teala'yı gerçek tanıyacaksın. Her zikrin fazileti çok büyük. Neden büyük acaba? Esma-ül Hüsna'yı okumanın fazileti büyük. Neden büyük? Allah'ın isimlerini doğru manasıyla, doğru Allah'ı tanıdığın zaman bu büyüktür. O isimleri bilmezsin. Yanlış mana verirsin, yanlış anlarsın. İşte o zaman o fazileti kazanamazsın. İyi bilenlerle hareket edeceksin. Herkes konuşuyor. Ama ehli sünnet vel cemaatın din, İslam, Kur'an anlayışı Hazreti Muhammed'in ve sahabinin anlayışıdır. O yolu muhafaza ederek gelmişlerdir. Rastgele konuşmalar bir defa gerçeğin ifadesi değildir. Gerçeğin ifadesi Kur'an-ı Kerim'i kendi kaynağından ve rivayet yoluyla ehli sünnet yolundan Hazreti Muhammed'in ve eshabının, müştehitlerimizin ehli sünnet kanalından gelen yüksek ulemanın din anlayışını iyi kavramak gerekmektedir. Ehli bid'at ve dalalete dikkat lazım. Ehli bid'at ve dalalet, ehli sünnete uymayan din anlayışlarıdır. Ehli bid'at, dinde olmayanları dine sokmaya çalışanlar ve kendi keyfine göre yorumlayanlar. Kimisi İtikatta çok büyük ifrat ve tefritlere gitmişler. Kimisi ameli konularda, kimisi sünnet konusunda ve kimisi de çağdaşlık, tarihsellik konusunda, kimisi felsefede, kimisi tasavvufta, efendim Hinduzum'dan etkilenmiş, Roma'dan etkilenmiş, Yunan'dan, Batı'dan etkilenmiş ve kendi gerçek ehli sünnet inancının içerisine yabancı cereyanların ehli bid'at ve dalalet fikirleri sokulmaya çalışmış. İslam güneştir, karanlığı kabul etmez. Ehli sünnet ve cemaat yolu kıyamete kadar devam edecektir. Kimse bozamaz. Bozulanlar olur ama kendini bozar. Bir de onların kandırdığı, aldattıkları olur. Yazık olur. Şimdi bu ayetel kürsünün üzerinde sizlere
keşfimiz devam etmektedir. El-Hayyul Kayyum ismi, bir de El-Aliyyü ismi vardır Yüce Rabbimizin. Makamı eşsiz yüce, şanı büyük, saltanatı kudretli. Eşsiz kudret ve saltanat O'nundur. Mahlukatın üzerinde eşsiz bir yüceliği vardır. İnkısam, infisam, kırılmak anlamındadır. El-Vüska, sağlam demektir. Sinetün, gaflet anlamındadır. Câsiye suresinin 23. ayetinde Cenab-ı Hak hevasını tanrı edinen, bilgisiyle saptırılan, kulağı kalbi mühürlü, gözü perdeli kimselere diyor, kim hidayet edebilir? İbret almayacak mısınız diyor. Allah muhafaza buyursun. Burada tağutlara dikkat çekiyor. Bir tağuttan bahsediyor. Azdıran, saptıran kişiler tağuttur. Milleti bir yandan azdırıyor, bir yandan saptırıyor. Çünkü kendileri hem azmışlar hem sapmışlardır. Tağutlar. Bunlar firavunlar, Nemrutlar, sihirbazlar, kâhinler, bütün şeytanlar, sahte mabutların tamamı ki bunların kulpu çürüktür. Ama Allahu Teala'nın ipi ebedi kopmayan en sağlam kulp onun kulpudur ve hiç kopmaz. Kur'an-ı Kerim bize uzatılmış arş-ı aladan, levh-i mahfuzdan. Bir ucu Allah'ta, bir ucu bizde kopmayan ip gibidir. Kur'an'a sarılan, İslam'a sarılan, ebediyül ebed, kopmak bilmeyen sağlam kulpa yapışmıştır. Önderi Hazreti Muhammed'dir. İşte Ayetel Kürsi ve onun devamındaki ayetler bize bu hakikati bildiriyor. Bu hakikat bize hayat veriyor. Niye? Tağutlardan kurtarıyor. Şirkten kurtarıyor, Allah'a bağlıyor. Yine Ayetel Kürsi, ayetlerin en faziletlisi olarak kabul edilmiştir. Surelerin en faziletlisi Fatiha-i Şerife ve Bakara suresidir. Ama ayetlerin de en faziletlisi Ayetel Kürsi. Her ayet faziletlidir. Ayetel Kürsi daha faziletli olduğu bildirilmiştir. Zat-ı Bari ile müstakil 10 cümle tazim ifade eder Ayetel Kürsi'de. İbn-i Kesir'in de beyan ettiği gibi ve diğer rivayetler de bulunmaktadır. Nur, tekil geliyor. Çünkü hak bir, hakikat bir, Allah bir. Ama zulümat çoğul geliyor. Neden? Zulümat çoğul geliyor, sapık yolların sayısı çok da ondan. Hak birdir. Bunca karanlıkların, yanlış inançların içerisinde hak birdir. Hakikat birdir. Nur Allah'ın İslam ile gönüllerde yaktığı İslam ışığıdır. Kur'an ışığıdır. Ebedi nurun içinde insanlığı aydınlatan, hayat veren nur işte odur. Kurtubi de bu konuda şöyle diyor. İslam'dan önce Hristiyan olmuş iki evlat, Müslüman olmuş, babalarının yanına
Ensar'dan idi babaları, Medine'ye zeytinyağı ticareti yapan bir grupla gelmişlerdi. Babaları bu iki Hristiyan olan evlatlarına hemen teklifte bulunuyor ve yakalarından tutarak Müslüman olmadıkça sizi salmam diyordu. La ikrahe fiddin diyen ayeti kerime de Cenab-ı Hak ne diyor? Zorlama diyor. İstemediğine zorlamak. Zorlamak yoktur. Çünkü İslam dini zoruna kabul edilecek bir din değildir. İslam dini tam bir hakikattir. Ve ilahi kanunlardır ve tamamen ilahidir. Bunun için herkes onu seve seve, isteyerek kabul edecektir. O zaman iman iman olur, o zaman kişi Müslüman olur. Yoksa makbul olmaz. Cenab-ı Hak burada ayetel kürsünün sonunda ne diyor? Ve la ye'udühü hifzuhuma ve huvel aliyyül azim. O bütün gökleri ve yeri diyor idare etmesi ona hiç ağır gelmez diyor. Zor gelmez çünkü Allah için zorluk diye bir şey yoktur. Zorluk gücü yetmeyen acizler içindir. Allah ise yüce kudretin, eşsiz kudretin sahibidir. Onun için zorluk yoktur, o zorluktan da münezzehtir. Her şey onun bir kün emrine bağlıdır. Ol dediğinde her şey olur. Çünkü eşsiz bir otorite sahibi yaratıcıdır. Şimdi kürsü üzerinde bakalım keşfeden kaşiflerimizden de bazı notlar verelim. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh arş diyor. İbni Abbas Müminun suresinin 7. ayetinde Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır diyor. İbni Kesir o arştan başkadır diyor. Kürsü için diyorlar bunu. 7 kat gökleri kuşatan bir kürsüsü var Cenab-ı Hakk'ın. Kürsüyü de kuşatan arş-ı ala var. Her şeyi içten ve dıştan kuşatan da onun eşsiz bir kudreti var. Lahuti alem. Bütün alemleri kuşatmıştır. Onun için ezel ve ebed bize göredir. Cenab-ı Hakk'ın ne başlangıcı vardır ne sonu vardır. Namütenahi kudret, sınırsız kudret O'nundur. O'nun kudreti sınırsızdır. İradesine de karşı konulanmaz. İradesine katiyen karşı konmaz. Ancak onun rahmetine, merhametine sığınırsın. Ebedi rahmetinden faydalanırsın. Onu tanımayıp karşı koyduğun an iblisin durumuna düşersin, mahvolursun. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam Efendimiz sahibi derecat, şefaati uzmanın sahibidir. İşte arşın merkezinde makamı Mahmud'un Hazreti Muhammed'in makamı olduğu rivayetleri vardır. Ve Kur'an-ı Kerim'de de makamı Mahmud'un verildiğini bize bildiren ayet-i kerimeler bulunmaktadır. Şimdi kürsü üzerinde dersimizi yürütelim.